Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Tünel deyince insanın aklına düz beton duvarlar geliyor. Ama bugün değil. Denizaltı tünellerinden psikodelik metrolara kadar en inanılmaz tünelleri görmeye hazır olun. Hazırsanız başlıyoruz. Altı numara, Marmaray Tüp Geçit. Listeye yerli malıyla başlayalım. Bu tünel, İstanbul'un Avrupa yakası ile Asya yakasını birbirine bağlayan metro hattının bir bölümüdür. Denizin altındaki toprağa inşa edilen tüp geçit 13.6 kilometre uzunluğunda. Ve metro, denizin altında kalan bu bölümü sadece 4 dakikada geçiyor. Japonlar tarafından yapılan inşaat, 2004 yılında başlamış ancak kazılarda rastlanan arkeolojik buluntular nedeniyle tamamlanması 2013 yılına kadar sürmüştür. 5 numara, Drammen Spiral Tünel. Norveç'teki bu tünel dağın tepesine kadar içeriden kıvrıla kıvrıla gidiyor. Alışık olduğumuz tünellerden oldukça farklı. Katlı otoparklardaki dönen yollara benziyor. 1961 yılında açılan tünel bugün hala kullanımda. Araçlar 1.65 kilometre boyunca kıvrılarak yokuş yukarı çıkıyorlar. Ve tünelin sonunda sürücüleri dağın tepesinde güzel bir manzara bekliyor. 4 numara, Golyang Tüneli. Çin'deki Golyang Köyü dağların arasında kalmış izole bir köy. Ve köyü dış dünyaya bağlayan tek şey bu tünel. Ferhat'ın Şirin için dağları delmesi gibi bu köylüler de dağı kendi imkanlarıyla delmişler. Tünel 13 köylü işçi tarafından santim santim oyularak açılmıştır. 1977 yılında başlayan kazı 5 yılda tamamlanmış. Tünelin uzunluğu 1.6 kilometre ve hiçbir teknolojik aleti olmayan işçiler tüneli kazarken sadece kazma ve kürek kullanmışlardır. 3 numara, Aşk Tüneli. Ukrayna'daki bu tren yolu yerleşim alanı ile bir askeri üssün tam arasından geçiyor. Soğuk savaş döneminde gizli bir üs olan bu alanı gizlemek için tren yolunun kenarlarına sık ağaçlar dikilmiş ve böylece doğal bir duvar oluşturulmuş. Şu an ise 5 kilometre uzunluğundaki bu yol ağaçlar budanarak bir tünel oluşturulmuş ve adına Aşk Tüneli denilmiş. Turistler tarafından sıkça ziyaret edilen tünel, yeni evliler için de bir fotoğraf çekme noktası haline gelmiş. 2 numara, Ban Sightseeing Tüneli. Çin'de Vaitan bölgesinde bulunan Huangpu Nehri'ni geçmek için enteresan bir tünel var. Nehrin altından giden bu metro tüneli binlerce LED ışık ile kaplı. Küçük tren vagonlarına bindikten sonra yolculuk başlıyor. Işıklar metronun içinde çalan müziğe göre hareket ediyorlar. Tünel 650 metre uzunluğunda. Pek uzun sayılmaz ama bu çılgın ışık şovunun arasından geçmek oldukça eğlenceli. 1 numara, Gotthard Base Tüneli. İşte karşınızda 57 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun tüneli. Hızlı tren için inşa edilen tünel Alp Dağları'nın altında uzanıyor ve bir İsviçre yapımı. Ne kadar uzun olduğunu daha iyi anlamak için şu karşılaştırmaya bakın. Bu uzunluktaki mesafe ise tünel sayesinde sadece 17 dakikada geçilebiliyor. Tünelin yapımı 17 yıl sürmüş. İleriki yıllarda Kuzey ve Güney Avrupa'ya doğru daha da genişletilmesi planlanıyor. Bonus: Dubai-Mumbai Denizaltı Treni. Bonus olarak karşınızda Hindistan'dan çılgın bir proje var. Bu tünelin Mumbai ile Dubai arasında bir bağlantı olması planlanıyor. Tünel asma köprü şeklinde denizin içinden ilerleyecek. Bir bölümünde ise güçlendirilmiş camlar kullanılarak denizin içi izlenebilecek. Hem yolcu hem de yük taşıyacak olan hızlı tren, Arabistan ve Hindistan arasındaki su ve petrol ticaretini hızlandırmak için tasarlanıyor. Her tünelin sonunda ışığı görmeniz dileğiyle. Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu sevdiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.